Evet kıymetli dostlar, golbar.com'un ve Kayseri Özel Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar 2 Ağustos'ta burası full time çalışmaya başlayacak. O yüzden şimdiden videoları izleyin, beğenilerinizi atın, hediye üyelik verildiğinde de kapın. Dünyanın en büyük spor kulübü, en büyük kulübü, dünyanın en güzel kulübü Fenerbahçe'miz. Olimpiyatlarda ve 27 sporcuyla ülkemizi aynı zamanda da taraftarımızı temsil edecek bütün sporcularımıza, aynı zamanda Türkiye adına yarışan bütün sporcularımıza da bir kez daha başarılar diliyorum. 8 yıl sonra tekrar görüştük. Karışayım diyor. Kim diyor bunu? Bunu Alan Saint Maximin diyor. Maximin bu sözleri Ciku'ya söylüyor. Çünkü 8 yıl sonra ikisi de bir araya gelmiş. İnşallah yolları bu hatlara açık olur ve Fenerbahçe'nin şampiyonluğunda ikisi birden pay sahibi olur. Fenerbahçe Gabby Williams'ı kadrosuna kattı. Basketbolcu bu Gabby Williams'ı baya baya övüyorlar arkadaşlar. Hani ben söylemiyorum, yanlış anlamayın. Baya baya övüyorlar. Diyorlar ki Fenerbahçe tarihi bir transfer yaptı. İşte nasıl becerebildiniz, nasıl alabildiniz falan diyorlar. Ben de açıkçası şaşkınlık içerisindeyim, onu söyleyeyim. Yakup Çınar Galatasaray TT'den kurtuldu, kulübe çok büyük yüktü diyor. Yani öyle kazık fiyatlardan bahsediyor ki işte aylık diyor 280 bin euro ona veriliyordu. 132 bin euro menajerine veriliyordu. Yani hani biz şey diye düşünüyorduk ya, işte 4'ünü kendileri veriyordur, 6'sını sponsor veriyordur diye. Biraz öyle değilmiş. İşte futbolcuya ödenen tutar 280 bin euroymuş aylık, 132 bin euro da menajerine ödenen tutarmış. Yani bir nevi şey gibi düşünün yani ya, pardon, 280 bin euro futbolcuya, 132 bin euro menajerine, yani aylık 412 bin euro. Çarp bunu 12 ile 4.90'dır. Yani 4 milyon 944 bin euro, yani yaklaşık 5 milyon euro. Artı zaten 3 milyon 100 bin euro da imza parası diye kapı açıklamasında yazıyordu. 8 milyon küsür. Bir de burada bir yine bir şeyi vardı. Eklemesi, en iyi cücüğü, cartı curtu vardı. Bir de menajerine para veriliyormuş. İşte isim haklarından, carttan curttan. Yani bir TT'ye yıllık 8 milyon eurodan fazla para veren bir Galatasaray'dan bahsediyoruz arkadaşlar. 4.75'e vermişler de şöyle olmuş, böyle olmuş. Bırakın Allah'ını severseniz, kapı açıklamasında futbolcu ödeyecek borcu yazdınız. Ondan sonra şimdi tekrar kapı açıklaması, o borcu Panathinaikos kulübü ödeyecek. Ama 4.75 bonservis. Ben o 4.75'e de inanmıyorum da. Hani benim mantığıma göre o 4.75'in 2.5'u futbolcuya ödenecek paradan düşülmüştür. Hani onu oraya ödeyeceklerdir. 2.25 kalıyor. 2.25 de emin olun arkadaşlar, yıllık ücretinin bir kısmıdır futbolcunun. Ya da 2.25 onlar veriyordur. Galatasaray futbolcuya yıllık ücret 3-4-5 bir şey veriyordur. Neyse, Yakup Çınar'la Galatasaray arasında bu. Hani ortada bir dolandırıcılık bir şey varsa kendileri bilir. Wesley için 18 milyon euroluk resmi teklif Fenerbahçe'den. Arkadaşlar bu Wesley gündemi çok yoracak bir isim. Ve bu Wesley'e dair ben birçok şey araştırdım. Araştırdığım şeylerin neticesinde ilginç şeyler buldum. Yani kulübü bir nevi bataklığın içindeymiş. Kulübü bir nevi sıkıntılar yaşayan bir kulüpmüş. Ve hal böyleyken de arkadaşlar, bu arkadaşımızın, yani Wesley'in, kulübünün ciddi paralara ihtiyacı varmış. Ha, bazısı buna bel bağladılar diyor. Bazısı diyor ki yani futbolcu şöyle böyle. Bazısı diyor ki Fenerbahçe 18 milyon euroluk resmi teklifte bulundu. Yani bunu da açık açık söylüyorlar. Ve 18 milyon euroluk resmi teklifin Fenerbahçe kanadından futbolcuya yapıldığı, 30 milyon euro bekledikleri ama zamanla bunda indirime gittiklerini de söylüyorlar. Yani bilmiyorum arkadaşlar, yabancı sayısı tamam 14 oldu falan filan ama tamam, futbolcuyu da Vitor Pereira A takıma çıkaran isim. Hani Vitor Pereira'ya en azından güveniyoruz diyebilirsiniz, kabul, ama yani işin içinde bir inlik var, bir cinlik var, bir böyle moral bozucu bir şey var gibi geliyor bana. Bilmiyorum ya, hani içim bir türlü atmıyor nedense, belki de ben biraz ön yargılıyım. Büyük ihtimalle ondandır diye düşünüyorum. Yoksa yani, ama 18 milyon euroluk resmi teklifi yapmışız. Niyetimiz 10 milyon euroya almaktı. 10 milyon euroya veriyorlarsa diye. 30-35 çekiyorlardı. Bakalım sonuç ne olacak. Ha, Fenerbahçe'ye wonderkid, birçok wonderkid önerebilirim. Mesela Lewis Miley.
Lewis Miley ismini yazın mesela internete. Carney Chukwuemeka. Bunu da yazabilirsiniz. Yunus Musa, bunu da yazabilirsiniz. Pape Matarsar var da bu bize gelmez. Yani al 3 tane şey, birisi Milan'dan, birisi Chelsea'den falan. Alacaksanız bu tip futbolcular alın. Alabiliyorsanız. 10 milyon euro şey deyin. Sonraki satıştan bilmem ne. Bu Westney'in bu arada %70'i Corinthians'taymış. Yani Fenerbahçe ona alsa 500 milyon euroya satsa %70'ini ki Fenerbahçe alıyor. %30'u yine o haklar kimdeyse ona gidiyor. Şu saydığım 3 ismin 3'ünü de 10 milyon euro verin. Sonraki satıştan kaça satarsak satalım %30'u sizin deyin hepsi verir. Hepsi verir. Yani inşallah akıllı bir hamle yaparız. Kovacic. Arkadaşlar Fenerbahçe'nin gündemdeki isimlerden birisi Kovacic. İstekte bulunduk, şartlarını sunduk, sorduk. Ama bundan öte Kovacic için hamleleri hızlandırdık. Fakat gelir gelmez ben bir şey diyemem. Bak Fenerbahçe'nin gündeminde iki tane isim var. Bir, Fred'e yedek olacak 8 numara. İki, İsmail Yüksek'i yedekleyecek 6 numara. Yani Fenerbahçe'nin hamleyi çok doğru yapması lazım. Çok doğru bir hamle yapması lazım. Bakalım o nasıl olacak. Ama Kovacic için 30-35 falan diyorlardı da biraz indirime gidecekler gibi. Belki de o futbolcuda özel bir madde vardır. Belki de Jose Mourinho faktörü etkili olacaktır. Ha bunun dışında Sander Bergen'in menajeriyle Fenerbahçe iletişime geçti haberleri var. Mourinho Sander Bergen'i özellikle istiyor. Kulübede baskı yapıyor haberleri var. Yani Jose Mourinho bildiğiniz Sander Berge'yi istiyorum demiş. Ama şöyle istatistiklerine baktığınız zaman da hani çok isteyeceği bir futbolcu mu? Ben bir şey diyemem. Hani ama uzun boylu, sert, toplayıcı bir 6 numara istiyor Mourinho. O da bu tanımlara uyuyor. Ama bakalım arkadaşlar bu işin sonu nereye gidecek? Bu arada Galatasaray'ın başı sağ olsun Serkan Ok ve Alex Taşçıoğlu hakemliği bırakmış. Aynı zamanda Ren Alexander Ciku ile ilgileniyor diye. Hani az önce dedim ya Maxim'inle 8 yıl sonra buluşmuşlar ama. Hani şükür kavuşturana ama. Yani ne kadar devam edecekler? Bir de işin o boyutu var. Ya 10 milyon eurodan falan bahsediyorlar. Açık söyleyeyim 10 milyon euroya Fenerbahçe bu futbolcuyu verirse büyük hata etmiş olur. Ha 16 teklif gelir. Kulüp menfaatleri cart curt diye düşünülebilir. Bir şey diyemem. Ne bileyim 15 artı sonraki satıştan madde dersin. Ha yaşı ilerledi sonraki satışın olacağını zannetmiyorum. Ya hocam fırsat da gelmiş elimize. Daha gencini alırız falan dersin. Bir şey diyemem. İşte Lindelöf'ü Manchester United satacakmış. Atıyorum Lindelöf'ü 5'e satacağız der. Sen gider 12'ye satarsın. Ciku'yu dersin ki arkadaş onun yerine onunla doldurdum. Ben bilemem ama durum bu. Aynı zamanda Bekao'ya da Fransa'dan Lyon'un talip olduğu istediği söyleniyor. Ha Lyon Bekao'ya 10 verse Bekao'yu satarız. Çok da kadroda %100 düşünmüyoruz ama. Ama bakalım bu transfer işi nereye varacak. Fenerbahçe TFF'yi ziyarette bulunmuş. Yani Mecnun Opyakmaz ve İbrahim Hacı Osmanoğlu'na ziyarette bulunmuş. Hulusi Belgü falan filan. Yalnız bu hayırlı olsun ziyareti. Aynı zamanda da belki de bak aklınızı başınıza toplayın. Eğer Fenerbahçe'yi karşınıza alırsanız zaten yıllardır şampiyonluğu çalınan bir camia var karşınızda. Olacaklardan bir sorumlu değiliz. Ziyareti de olabilir. Şimdi Aziz Yıldırım sürprizinde duydunuz. Yüksek Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım geldi. Alkışlandı. Yani şöyle bir görsel verildi. Ali Koç Aziz Yıldırım'ın varlığı rekabet avantajı kazandırır dedi. TFF seçimlerinde isyan edenler kazandı diyor yani. Ve hükümetin adını kullanan, Ankara'nın adını kullanan değil. Demek ki kulüplerimizin hepsi bu durumdan rahatsız dedi. Fenerbahçe ve Beşiktaş tepki gösterdi. Bunu belirtti Ali Koç. Ve bir şeylerin son derece zor olacağını söylüyor. Ama aynı zamanda diyor ki Şekip Mosturoğlu da başkanımıza yürekten inanıyorum diyor. Ve beraber olduğumuzda bizi durdurabilecek güç yok diyor. Ali Koç'un Aziz Yıldırım'a teşekkürü. İşte Fenerbahçe olimpiyatlarda bu kadar sporcuyla hareket ediyorsa bu da Ali Koç'un şey Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'ye kattığı büyüklüktedir dedi. İkilinin şu görseli hani ben de şampiyonluk izlenimi uyandırdı. Çünkü biz bir olmadan bizi hep dağıtıyorlardı. Hayırlısı olsun arkadaşlar.
Tadic sağ kanatta ama zaman zaman onda oynayacak. Yusuf En-Nesyri'nin golcü kimliğini haberleştirmişler. İşte 18 içinde ceza sahasında, yani ceza sahasının içinde topla buluşmada gol atma istatistiği Icardi'den de işte Dzeko'dan da şuradan da buradan da çok çok yüksek diye belirtiyorlar. Bir de İspanya Ligi'nde bu istatistik. Yani Türkiye Ligi nispeten biraz daha kolay olur diye düşünüyorum. Yani aynı istatistiği yakalasa, ben size bir şey söyleyeyim bak. Aynı istatistik, aynı gol atma oranını yakalasa Türkiye Ligi'nde 30'dan fazla gol atar. Rahat 30'dan fazla gol atar. İnşallah şansı da yaver gider, bahtı da açık olur. Kovacic'i söyledik. Kovacic için arkadaşlar 30-35 milyon euro istiyorlar ama biraz daha düşürseler oyuncunun yıllık ücretine falan pazarlıkta yapılır. Ben Sander Berge ismini çok ortaya veriyorlar ama yani şunu söyleyeyim bak. Görüştüğümüz isimler içerisinde şartları en uygun olan isim. Hani araba alacaksınız. Birisi 2 milyonluk, birisi 4 milyonluk, birisi 6 milyonluk. Bir de 1 milyonluk araba var. Evet, hepsi de araba. Hepsi de güzel arabalar. Tabii gönül ister ki 6 milyonluk araba olsun. Hani 1 milyonluk arabaya da binmeyelim dersin. Madem paran da var. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Bu arada önerdiğim gençler işte Lewis Miley, Çukwuma Emeka, Yunus Musah, Pape Matarsar. Bunları sadece ben öneri olarak sunuyorum arkadaşlar. Yani Fenerbahçe bunlara teklifte bulunsa bile bunlar red cevabı verir diye düşünüyorum. Boran Aydınlık Sakaryaspor olmak üzere. Belki de ben videoyu çektiğim sularda Sakaryaspor'a gitmiştir. Ondan sonra Yiğit Efedemir Karagümrük yaptı, Fatih Karagümrük. Tıpkı duyumlarımızdaki gibi. Yani bu da şeylerden birisi. Onun dışında Ciku'ya teklif var. Zor. Fred'in gideceğini yazmış bazı Galatasaray sayfaları. Ya birazcık omurgalı olun. Temenninizi duyum gibi yazmayın. Bak, insanlar sizi takip ediyor. Belki de binlerce insan sizi takip ediyor. Ve sizi takip ederlerken güvenip takip ediyorlar. İçinizden geçeni, temenni olarak geçeni ya sanki kesin olacakmış gibi yazmayın. Bak, insanların şeyinin güveniyle alay etmeyin. İnsanların güvenini sarsmayın. Fred'in herhangi bir yere gitmişliği yok arkadaşlar. Herhangi bir yere gitmiyor. Göndermiyoruz. Ha siz derseniz biz göndereceğiz. Fred'den nefret ediyoruz, Fenerbahçe'den nefret ediyoruz diye bilelim yani. Biz de ona göre davranalım. Yani onun dışında bir yere gitmişti. Yok. Alan Saint Maxim'in devam. Ciku'yu iki kere yazmışım. Yusuf En-Nesyri'nin istatistiklerini ortaya atmışlar ama dediğim gibi o İspanya Ligi'ndeki istatistik bir de Türkiye Ligi'ndeki istatistik çok şeyi yok yani. Türkiye Ligi'ne İspanya bir değil. Ama aynı oransalı yakalarsa Türkiye Ligi'nde de efsane bir kral olur. Bakalım arkadaşlar, kral mı olacak, efsane mi olacak? Bunu da birlikte izleyeceğiz. Gabi Williams Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Yakup Çınar Galatasaray TT üçgeni de birbirlerine mahkemeye verdiler. Bakalım ne olacak. Bu arada şu Guayla Doué'yi satmıyorlar. Yok 25 milyon euro istiyorlar. Yok biz fakiriz diye böyle yapıyorlar. Yok bize dilenci muamelesi yapıyorlar falan diyorlardı. Herifler 6 milyon euroya satmış. Transfermarkt'ta yazıyor 6 milyon euro diye. İki de bonusları varmış. Demek ki alamadıkları her futbolcuda sosyal medyaya verdikleri haberler farklı oluyor. Yani alınamayan futbolcuda demek ki abi sosyal medyaya verdikleri haberler çok çok enteresan oluyor. Bu da aslında birilerine mesaj olsun. Bu sizlere özellikle mesaj olsun arkadaşlar. Anladınız mı? Alamadıkları isimlerde bak. Yaptıkları yangına bak. Bir de Fenerbahçe futbolcularına bak. Fenerbahçe işte şunu da alamıyor. Bunu da alamıyor. Şöyle böyle bak, taraftarı birbirine düşürmeye çalıştılar. Yemeği. Jose Mourinho Sakaryaspor dedik. Aziz Yıldırım Ali Koç. Bekao'ya tekliften bahsettik. Şekip Mosturoğlu çok güzel konuştu iki başkanın birliktiğinden. Edin Dzeko, Dusan Tadic ikisi de devam ediyor. Şu an için herhangi bir yere gitme durumları yok arkadaşlar. Onu da söyledim. Yani aktaracaklarım bu kadar. Bir beğeniyi çok görmesini sevinirim. Görüşmek üzere.